Selamlar. Evet, iki ders arası biraz fazla. O yüzden bugün böyle bir yürüyüş yapayım dedim. Çok güzel, güneşli. O yüzden hem yürüyüş yapayım hem biraz konuşalım dedim. Hem de bizim kampüsün kış halini görün. Gerçi buna ne kadar kış denebilir? Çok emin değilim. Maalesef kuraklık kendini iyice hissettirmeye başladı. Yağmur yok, havalar sıcak gidiyor. Dün dinlediğim haberde daha da havanın ısınacağı şeklinde bilgi veriliyordu. Yani şu anda tabii hani doğalgaz özellikle elektrik doğalgaz pahalanmışken hani hafif seyrediyor olması, soğukların olmaması yani o açıdan iyi, fazla yakıt sarf etmeniz için belki mutlu olabilirsiniz ama mevsim normali diye bir şey var, ona aykırı gidiyor. İşte susuzlukla ilgili haberler daha da artacak gibi gözüküyor. Hayırlısı. Ama çok iyiye gitmediği belli. Su sorun olacak bu gidişle. Eğer kış böyle kurak geçerse yaza kesinlikle büyük bir sorun yaşayacağımız ortada. Ama buna da hani insanoğlunun çok yapacağı bir şey yok. Sonuçta yağmuru siz yağdıramıyorsunuz. Yağmurdan öte bir de üstelik kar esasen tarım arazilerini desteklemek için, oraların iyi mahsul yetişmesi için kar gerekiyor diye biliyorum. Böyle işte. Bizim kampüscağızımız ağaçlar döktüler yapraklarını. Böyle görünüyor şu anda. Evet, bugünün konusu, çok üzüldüm sabah. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olan bir hanımefendiyi maalesef evinde katletmiş. Kimdir bilmiyorum. Birisi katlediyor ve evi ateşe veriyor. Şiddet gittikçe artıyor. Şiddet maalesef biz teknolojik olarak ilerledikçe şiddet azalmıyor. Medeniyet zaten teknolojiye bağlı bir şey değil. İnsanların karakteriyle alakalı bir şey. Hayvanlara da aynı şekilde zulmediyoruz. Kadınlara da aynı şekilde zulmediyoruz. Siz bakmayın, gücü yettiği kadarıyla erkekler de erkeklere zulmediyor. Şey değil yani, sadece kadınlar ve hayvanlar daha kolay hedefte olduğu için bu kadar çok karşımıza vakayla geliyor. Böyle bir kaba kuvvet dünyası oluştu. Allah sonumuzu hayretsin ya. Yani bunlar kocaman kocaman köpekler ama buralarda değiller en azından şimdi. Evet. Allah rahmet eylesin diyoruz. 430 küsür kadın cinayeti olmuş.
bu kadın cinayetleri bizden maalesef azalacağını senelerden senelere artıyor. İnşallah buna bir çözüm bulunur. Ya yani geçen bir haber vardı. Yabancı uyruklu birisi taksinin içinde maske takmadığı için polis çevirmiş herhalde. Ceza mı yazacak artık neyse. Ve ne oluyor? Polise itiyor, kakıyor polisi. Ya ben yani insanlara hayret ediyorum ya. Polisin dediği şeyi yapmak zorundasın. Neyse. Polis gözaltına almış. Şeye göndermiş. Adliyelik olmuş vaka. Hatta şeyde de kafasını duvarlara vurmuş. Herhalde alkol testi için mi? Neyse şeye götürülmüş. Hastaneye götürülmüş. Orada da kafasını arbede çıkarmış. Duvara vurmuş falan neyse. Ya denetimli serbestlik mi? Neyse adamı bırakmışlar. Ya hadi bizim kendi vatandaşımıza şey yapamıyoruz. Ya bu adamın belli polise öyle yapan sokaktaki birine ne yapmaz? Ya bu adamı direkt sınır dışı edeceksin. Nedir yani? Bu kadar zor bir şey mi? Ya polis ne yapsın zavallı polis? Yakalıyor yakalıyor bırakılıyor. Yani kolay gelsin. Polis ne yapsın? Maalesef böyle çok vaka var ve polis de bıkıyordur bunları yakalamaktan. Çünkü yok denetimli serbestlik, yok iyi hal. Ya yakalanan adam biraz eyvah benim başım derde girecek. Çok ağır işte ne bileyim para cezası var. Çok ağır hapishanede yatacağım diye korkacak. Bir korku yok ki. İnsanlar onun için bu kadar kolay şiddete başvuruyorlar. Ya şimdi bir kadını kendi evinde boğazını kesiyorsun. Sonra yakıyorsun. Allah'ım ya Rabbim yani ondan sonra seni kolayca serbest bırakabiliyor. Yok iyi hal, yok pişman, bilmem ne. Ya bu işin pişmanlığı mı var? Neyse. Şiddet bir gün eksik olmuyor. Yani ve kız çocukları yetiştiriyoruz. Allah iyilerle karşılaştırsın çoluğumuzu çocuğumuzu. Ne diyeyim? Hayırlısı. Bir başka konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar almış Selahattin Demirtaş ile ilgili. Ya bir defa Türkiye'deki bütün anladığım kadarıyla yollar, yargı yolları tükenmeden şey yapamıyorsun, başvuramıyorsun. Onu galiba çiğnemişler, o ayrı. Ya adamlar istedikleri gibi istedikleri şeye harekette bulunuyorlar. İspanya'da neydi, Batasuna mıydı? Neyse. O ayrılmak isteyenlerin kurduğu bir şey vardı. Örgüt. Onun siyasi kanadıydı galiba bu da. Neyse. Ya yıllarca adamlar bağlantıları olduğu için hapislerde çürüdüler. Yani bu ne güzel iş. Tam çifte standart. Bayılıyorum Avrupa'nın bu standartlarına. Yani standart diye bir şey yok. Onlara ayrı. Onlardan gayrısına ayrı. Seni nasıl
zora sokabilecekse öyle karar alıyor adam. Hiç. Ama işte ciddiyeti kayboluyor. Ciddiyeti kayboluyor. Yani bu şekilde alınan kararlarla maalesef tamamen ciddiyetini yitiriyor ve yani siyasi olduğu belli. Bu iktidar bu arada kızan da çok, yani şeyi yaptı diye hadi bir deneyelim, belki PKK silahı bırakır. Hazır hani HDP, bilmiyorum o zaman aynı mıydı ismi, işte parti varken belki siyasi olarak kendilerini anlatırlar düşüncesiyle bir şans da verildiğini düşünüyorum. O yapılan çok eleştiriliyor ya, işte sınırlar açıldı, yok işte Irak'tan Suriye'ye geçilmesine müsaade edildi. Şimdi tam noktanın ismini bilemeyeceğim. Halaylarla konvoy geçti filan. Bunlara müsaade edilmesinin nedeni bu adamların belki aynı düzleme silahı bırakıp, terörü bırakıp gelebilme ihtimalinin denenmesi diye ben algılıyorum. Tabii bana katılmayanlar olabilir. Neyse. De adamların öyle bir niyeti yok. Kafalarına yıkıldı tabii şimdi her şey. Kimse de yardım edemiyor. Gerçi Amerika dünyanın silahını gene bu korona morana dinlememiş. Yığmaya devam ediyor PKK'ya. Yani oradaki PKK'ya, Irak ve Suriye koluna. He işte. Gene bir haber vardı. Suriye'deki bizim sınırımıza yakın Kamışlı'ydı galiba. Bir yere bayağı bir silah yığınağı yaptığıyla ilgili Rusya'nın iki uçak gelmiş, şeyler gelmiş, asker, 1000'e yakın asker olmuş o bölgede. Yani sınırlarımızda hiç hareketlilik eksik olmuyor. Tabii Ermenistan zaferinden sonra Azerbaycan'ın bizim SİHA'larla, özellikle bu SİHA'ları çok öne çıkarttılar. Rusya bunun rövanşını da almak isteyebilir. Hayırlısı. Gerçekten bu ülkeyi yönetmek zor. Allah başımızdakilere kim olursa olsun yardım etsin. Dört tarafta bin bir türlü oyun oynanıyor. Şu ekonomi zaten bütün dünyada bir sıkıntı vardı. Şimdi bu şeyle birlikte, koronavirüs salgını ile birlikte iyice sorun oluştu. Bu arada çektiğim videolardan birinde işte yarın gelecek demişim ama bazı gecikmeler yaşandı koronavirüs aşısı ile ilgili. Ancak bu sabah gelebildi aşılar. Hayırlısı. Yani olmak istemeyen de çok kişi var ama ben etrafımda biraz yokluyorum. Kim aşı olmak ister diye. Ama insanlar çok tedirginler ya. Yani güven çok azalmış. İnsanların devletlerine güvenmemesi. Ben sadece bunu da Türkiye için söylemiyorum. Yani yurt dışında da böyle bir korona aşısına karşı bir cephe var. İnsanlar yani kendi ülkelerindeki o hükümetlere, bilim adamlarına güvenmiyorlar. Bu da enteresan. Hayırlısı. Evet. Evet, böyle bitirelim. Bugünlük sohbetimiz bu olsun. Yolu yarıladım sayılır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.